Minecraft Hardcore'un 5. bölümüne bugün sizlerleyim dostlarım. Hardcore serimizi uçuyoruz, devam ediyoruz. Yepyeni taze video, fırından sıcak çıkmış bir video ile karşınızdayım. 5. bölüme kadar geldik dostlarım. Bu bölümde ise konumuz bir mob XP farmı yapmak. Bir yayınımızda biliyorsunuz ki biz zombi spawnları bulmuştuk ve bu zombi spawnları bugün bir farma çevireceğiz. Oradan XP'leri kasacağız ve başlangıçta bu XP farmı bizim çok işimizi görecek. Bu videomuzda XP farm yapacağız. Eğer vakit kalırsa beğen çantası yapıp büyüyü de basmak istiyorum. Bakalım nasıl bir video olacak. Eğer daha fazla Minecraft Hardcore videolarının da kanalda bulunmasını ve gelmesini istiyorsan videomu mutlaka bir like bırak ve kanalıma abone olmayı unutma dostum. Ayrıca kanalıma abone olursan ismini ekranda çıkartıyorum. Direkt videoda çıkıyor. O yüzden mutlaka abone ol. Şimdi ise geçen videoda kanalıma abone olanların ismi ekranda gelecek. Hemen gelsin. Sen de abone ol. Bir dahaki videoda ismin çıksın dostum. Ve dostlarım, videomuza geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Şu anda kartları bir oynatma listesi bırakıyorum. Minecraft Hardcore'un tüm bölümlerini orada görebilirsiniz. İzlemediyseniz diğer bölümleri bir onları da gösterseniz, yayınları falan da oraya koyacağım. Hardcore'u yayınlarda da oynuyorum. O yüzden bildirimlerinizi açık tutun ve yayınları da kaçırmayın diyeyim. Ve o zaman lafı uzatmayalım. Hızlı bir şekilde Hardcore'umuza devam edelim. Başlayalım, uçalım, kaçalım. Oh yeah bro. Umidiz baba mez bezer. Evet gençler, en son biliyorsunuz ki videomuzda, yani 4. bölümde bir dağ evi yapımına başlamıştık. Çok güzel bir videomuş. Şimdi onu da çıkan kartlara koyacağım. Bu dağ evinin yapımını falan izlemek isterseniz oradan gidip izleyebilirsiniz. Yani daha yeni başladık dostlarım. Bakın girişi yaptık böyle, ne bileyim, girişi bayağı güzel oldu dağ evimizin. İçeri giriyoruz. İçeri girdikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde böyle sütunlar yaptık. Bir oda oluşturduk. Ayrıca buraya bir kapı açtık. Bu kapıdan yukarı çıktığınız zaman burada ise bir biyodamız var gördüğünüz gibi. Buranın yapımına devam edeceğiz ama o canlı yayında olacak. Büyük ihtimalle pazar, yani yarın ya da bilmiyorum pazartesi de yapabilirim yayını. Bildirimlerinizi açık tutun. Bir dahaki Minecraft bölümü yayın olacak. Ve ayrıca dostlarım fark etmişsinizdir, Shader'ı değiştirdim. Bir yatıp uyuyalım, göstereyim size onu ben. Hah, uyandım şimdi. Bakın Shader'ı, bu Sildur's Enchant Default diye bir Shader yükledim. Hani böyle sanki vanilla gibi değil, Shader'sız oynuyormuşuz gibi. Ama bir yandan da Shader var gibi bir görünüm var. Böyle gördüğünüz gibi su falan böyle gözüküyor. Sizce geçen bölümlerdeki Shader'la mı oynayayım yoksa bununla devam mı edeyim? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ve ayrıca bir farklılık daha var. Sağ üstte bakın map var abi. Mod kurdum oyuna. Eğer bu map'i, bu map modunu da isterseniz kaldırabilirim. Bu ne işe yarıyor? Abi mesela geliyorsun buraya, Y'ye basıyorsun. Pardon, Y değil. B'ye basıyorsun. Mesela buraya böyle atıyorum ev diye yazabilirim. Hatta yapalım mesela. Şurasını tam ev olarak kaydedeceğim. Map buna yarıyor. Geldim mesela buraya, ev yazdım veya dağ evi yazayım. Confirm dediğin zaman gördüğünüz gibi D map'te böyle D diye bir şey çıkıyor. Sağ üstteki map'te görüyorsunuz ve ayrıyetten de mesela uzaklaşacağım şöyle. Uzaklaştığım zaman bakın burada dağ evi olarak gözüküyor. Bu şekilde bir mod yükledim çünkü çok uzaklaşmamız gerekecek. Bu bölümde malzeme falan toplayacağız. Hani o yüzden koordinasyonlarla, işte bu koordinatlerle falan uğraşmayalım diye, Y, X, Z ile uğraşmayalım diye bunu böyle yaptım. Ama eğer hile olduğunu falan düşünüyorsanız da kaldırabilirim, yani problem yok. Kaldırırız, ne olacak, en kötü F3'e basarız abi. Z, X kaydederiz, kağıt yazarız, gideriz. Sıkıntı yok yani. Videonun başında söylediğim gibi bu videomuzda dostlarım zombi XP farm yapacağız. Biliyorsunuz ki biz 3. bölümde yayın yaptık ve o yayında bir spawner bulmuştuk. Ananı avradını. Oo! Çet. Ne buldum? Gördünüz mü? Ve şimdi o spawner'ı da ben not almıştım. Kağıdımda yazıyor bakın, kağıt burada. Ama önce spawner'ı yapmadan önce gidip malzeme toplamamız lazım. Peki ne malzemeler lazım hocam bunun için diyeceksin. Bir kere kelp lazım. Kelp'i zaten biliyorsunuzdur, bilmeyenler için söyleyeyim. Kelp bu okyanuslarda bulunan yeşil yaprağa deniyor. Ondan sonra bir de Nether'a gitmemiz lazım. Nether'dan da dostlarım ruh kumu almamız lazım. Yani iki tane önemli itemimiz var, bunları toplamamız gerekiyor. İlk olarak bence Nether'a gidelim. Nether'a gitmek bilmiyorum, daha kolay geliyor bana. Benim elmas kazmam var değil mi, var. Güzel, benim önce obsidyen toplamam lazım gençler. O yüzden obsidyen toplamaya gideceğiz. Obsidyen bu arada şeyde vardı, bu hani kırık böyle portallar oluyor ya, bozuk portallar. Bir tane ileride bir bozuk portal vardı. Ona gideceğim, oradan biraz obsidyen toplayacağım. Sonra mağaraya ineceğim. Mağarada biraz obsidyen toplayacağım. Nether'a gideceğiz, ruh kumu alacağız, geri döneceğiz, sonra kelp arayacağız. Kelp aramak bizi bayağı yorabilir. Çünkü daha map'i çok açmadık ve okyanus falan bulmamız gerekecek. Onu biraz sıkıntı olabilir yani, ama bakalım, inşallah hızlı bir şekilde buluruz ve spawner'ımızı yaparız. Bu bütün malzemeleri topladıktan sonra da buradan başlayacağız. Doğru zombi spawner'ına gideceğiz gençler. Oradan sonra da farmımızı yapacağız. Yani büyük ihtimalle bu videoda büyü odası yapmaya vakit kalmaz diye düşünüyorum. Yani bir dahaki yayında daha evini bitiririz. Video 95 dakika olmaması gerekiyor. Hani bir max 20-30 dakika olsun istiyorum. O yüzden birazcık şey... Aha bak gördüm şurada. Oğlum bir de bir at sahiplenelim ya. Umarım zombie spawnlarının orada chestlerde eğer falan vardır. Oradaki chestlerde ne vardı hatırlamıyorum. Eğer meğer bulursak bir tane at sahiplenelim. Selam, kırık portal. Keşke bunu tamamlayabilsek. Aslında bunu da tamamlayabilirim de. Ben evin portalı o tarafa yapmayı planlıyorum. Hatta ben buraya gelmiştim zaten, hatırlıyorum. Selamun aleyke, aleyküm selam. Ben şu obsidyenleri kazayım. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane obsidyen var burada. Kazalım bunları. Hadi artık bit ya. Kırıldık. Şununla portal yapılıyor mu bilmiyorum. Belki de yapılıyordur, alacağım onu da o yüzden. Ama yapılmıyorsa biz yine mağaraya inip kalacağız obsidyen. Şimdi beyler, ben bayağıdır Minecraft'ta oynamadığım için en kısa obsidyen ne kadar yapılıyor? Bir dakika şöyle bir toprak kazacağım. Şimdi en kolay portal nasıl yapılıyordu? Şuraya bir deneme yapacağım abi. Şöyle yapıyorduk. Sonra bunu kırıyorduk. Kaç blok olacak onu merak ediyorum. Hah.
Tamam, kaç tane bloğa gerekiyormuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bize o zaman abi 3 tane obsidyen lazım. En kısa yoldan portal böyle yapılıyor. Hani şey videoları var ya, aklıma o geldi. 1000 liralık 1000 dolar portal vs 1 dolar portal. Böyle elmas bloktan portal yapıyorlar ya. Böyle geçiyorlar içinden başka boyuta gidiyorlar. Öyle videolar çekelim mi bizde? Minecraft paradileri. Şimdi şu maden yolundan dostlarım, şu maden kulübem var biliyorsunuz ki bunu da yayında yapmıştık. Oradan bir gidelim, madene girelim. Madende bir obsidyen arayalım. Hızlı bir şekilde ilerleme yapmak istiyorum. Video çok uzun sürüyor sonra. Video uzun sürüyor, siz izlemiyorsunuz. O yüzden de videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Yani bakıyorum mesela video 30 dakika, geçen video 36 dakika falandı. Video ortalama kişi 8 dakika falan izlemiş. Yani geçe geçe böyle 8 dakika izlemiş. Birader ben 36 dakika edit yapıyorum. Yani o zaman boşuna mı yapıyorum? Yani şaka bir yana, öyle düşünmeye başladığım için de birazcık videoları kısa tutmak istiyorum. Hızlı olacağım o yüzden. Ve ayrıca dostlarım bakın, yorumlarınız benim için çok önemli. Sizleri tanımak istiyorum ve Minecraft serimizde ortak kararlar almak istiyorum sizlerle. O yüzden yorumlara bir dahaki bölümde ne yapayım? Abi şunu yap, bunu yap. Abi şöyle yap, böyle yap. Yazın lütfen yorumlar kısmına ve sizin dediklerinize göre yapalım. Oğlum ben ne salak adamım ya. Burada lav var. Bak su getirmedim aptal gibi. Direkt ben obsidyenimi alırdım. Şimdi bir saat eve gideceğim. 300 metre yürüyeceğim. Allah kahretmesin. Tekrar geldim gençler. Şöyle geliyorum. Su kovamı aldım. Abi şimdi buraya koyunca obsidyen mi oluyor lan? Ha tam obsidyen oluyormuş. Oh be. Kabustan olacak diye korktum. Şimdi geriye kaldı 3 tane obsidyen bana. 3 tane obsidyen kazdıktan sonra Nether portalımızı hazırlayacağız. Nether'a gideceğiz. İlk defa Nether'a ayak basacağız bu seride. Umarım ölmem lan. Biliyorsunuz bak, hep videoda hatırlatmak istiyorum. Unutuyorsunuzdur belki. Eğer ölürsem bu seride ben kel kalıyorum. Kafamdaki bu saçları, 1,5 yıldır uzattığım saçlarımı kesiyorum. O yüzden bu seride asla ve asla ölmeyeceğiz. Yani bu seri böyle benim kararımla bitsin istiyorum. Atıyorum böyle bölüm 300. bölümde artık diyeceğim ki ya beyler, oyunda yapacak bir şey kalmadı. Seriyi bitirelim diyerek böyle sonlandırmak istiyorum. Yani ölmeyeceğim abi. Bakın YouTube tarihinde bir ilk olacak. Ölmeyeceğim. Tabii şu an ölmeyeceğim demek kolay. İleride böyle değişik değişik işlere gireceğimiz zaman, ne bileyim mesela yeraltı tapınağında falan çok ölen insan var hardcore'da. Belki yeraltı tapınağında falan takılırken öleceğim. Ama inşallah ölmem yani. Bu arada evet, bayağı bir kastım. 1 2 3 4 bayağı güzel obsidyenim oldu. Şimdi ise gençler gidiyoruz ve artık evimize döneceğiz. Evimizin oraya bir portal yapacağım ve direktman Nether Spore. Nether'dan ama bu arada ruh kumalıp döneceğim. Hiç Nether'a girmeyeceğim. Nether ilerleyen bölümlerde gideriz. Belki isterseniz bu zombi piglin miydi? Neydi lan? Neydi o diğerlerin ismi? Altın kask takınca altın ince vurmayanlar. Piglin'di galiba. Adını şu an hatırlayamıyorum. Piglin farmı yapmak istiyorum. Onlardan bayağı item onları atınca falan altın. Bayağı güzel loot düşürüyorlar. Belki o farmlardan falan da yapabiliriz. Yani bu seride bayağı farm yapacağım. Şu anda yapacağım zombi spamdır ya. Yani. Bu XP farmı da kesinlikle başlangıçta işimizi çok görecektir. En azından böyle oyunu bitirene kadar, adam akıllı bir gelişene kadar işimizi sonuna kadar görecektir. Ve çok da basit olacak gençler. Bakın sıfır redstone. Hiçbir redstone kullanılmayacak. Gayet basic, basit bir mob spamını yapacağım sizlere. Şöyle çıkalım buradan. Evimize doğru gidelim. Aa, bu arada şeker kamışlarım da büyümüş. Bunları şöyle yandan ekmeye devam edeyim çünkü lazım bunlar da. Kitaplık için lazım olacak. Şimdi portalı nereye yapalım abi? Portalın yeri önemli şu an benim için. Buraya yapabilirim aslında. Şöyle iki tane yaptım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şuradan bir toprak alayım. 1, 2... Aa, iki tane arttı lan. Güzel. Lan dur. Haydi bismillah diyoruz. Ve portalımızı bastım abi, tamam. Nether portalını yaptık dostlarım. Let's go. Şimdi ihtiyacım olan itemler ne olabilir diye düşünüyorum. Öncelikle ihtiyacım olan bir şey var. O da altın bir kask yapacağım. Çünkü dediğim gibi piglinlerin bana saldırmaması lazım. Bir de onlarla uğraşamayız gençler. Zaten hardcore oynuyoruz şurada. Ölmeyelim. Kaskımı şöyle, kaskım diyorum. Kalkanımı taktım. Kazmalarım var gayet. Küreğim var. Direkt ben zaten şey alıp geleceğim hiç. Öyle çok fazla kalmayacağız orada. Ruhum alıp döneceğiz abi. Bismillah diyerekten portala giriyorum. Umarım güzel bir yere doğarım. Lavlı mavlı bir yere doğarsam yandık. Lan bir heyecan bastı oğlum, hardcore oynuyoruz ya. Evet. Abi direkt şeyde doğdum. Oha! Besten değil mi bu piglinlerin lootunun olduğu yer? Buraya gireriz sonraki bölümlerde. Ona ne vurdun? Direkt yakınında, direkt bir yanında doğdum. Bunlar bana saldırmıyor şu an, gayet güzel. Abi peki niye etrafta ruh kumu yok? Abi peki niye etrafta bir tane ruh kumu yok? Bak şey konusunda çok şanslıyız. Burada böyle bir yer var. Ama ruh kumu olması gerek abi Nether'da. Neden yok? Ana ne vurdun? Gas var. Gas, hayır. Kaç. Uç. Aha ruh kumu. İleride ama çok ileride o. Oraya kolay olan nasıl gidebilirim gazda yakalanmadan? Dur şurada da var, şuraya gideceğim. Koş bana koş. Gergin dakikalar şu anda Minecraft Hardcore'da kardeşlerim. Bora hızlı bir şekilde ruh kumunu alıp dönmek istiyor. Bu cehennemden çıkmak istiyor. Abi al ruh kumlarını hızlı bir şekilde. Bir tane bile yeter bana ruh kumu şu an. Tek istediğim şey bir ruh kumu. Teşekkür ederim. Al biraz daha al. Fazla lazım olur belki. Dönüyorum abi ben. Bay bay. Portal neredesin ha? Sonunda geldim. Direktman kaçıyorum abi. Hiç uğraşmayacağım. Güzel. İlk görev başarılı abi. Ruh kumumuzu bulduk. Mob spawner için, bu farm için gerekli. Aa köpek. Bir dakika, köpek var. Köpek var. Lan nerede çıktım ben?
Abooo. Lan bir an korktum var uzaklaştık falan diye. Vallahi korktum. Evet abi ilk görev başarılı. Yani ruh kumumuzu aldık. Ruh kumlarını nereye koyabiliriz? Şu chest'e şimdilik 6 tane ruh kumunu koyacağım. Bu kaskı lazım olur ileride. O kaskı şimdi şuraya alalım. Ruh kumu görevi tamamlandı abi. Sırada ise ne var? Kelp bulmak var. Bir de en azından 20-30 tane kelp bulmam gerekiyor. Zaten farm yaptıkça anlayacaksınız nerede kullanacağım bunları. İlla biliyorsunuzdur da. Şimdi şöyle geldim abi. Bana önce böyle 2 tane mask. Mask ne ya? Elon Musk. Hatta 3 tane makas yapalım. Makas cidden gerekli olacak şu anda. Demirlerimi tekrar buraya alacağım. Ve şu anda abi yola çıkmam gerekiyor. Yani nerede... Neyse burayı da böyle yapalım. Yani nerede okyanus vardır hiç bilmiyorum. Bu arada bir şeye bakacağım. Şimdi biz minimap indirdik. Bu map'i nasıl büyütüyoruz? Z ile büyütüyormuşuz bak. Bu map işimize yarayabilir. Z'ye basarak böyle büyütebiliyoruz map'i. Diğer mesela chunk'ları açmamışım ben. Okyanus ne tarafta vardır hiç bilmiyorum abi. Nerede olacak, nerede bitecek? Arayacağız ama bakalım. Şöyle bir gidelim. Kelpler sadece okyanuslarda çıkıyor ve bayağı dediğim gibi toplamamız da gerekiyor. Aslında büyüyor onlar. En kötü büyütürüz de. Bulmak önemli aga. Vallahi bulmak önemli. Sonra da zombi spamlarına gideceğiz. O zaman ben şöyle bir yolculuğa çıkayım kardeşlerim. Sizler de oraya video like atmadıysanız like'ları basın ve yorumlarda istediklerinizi yazabilirsiniz. Ben böyle bir uzun bir yolculuğa çıkacağım. Kelp arayacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz kelp bulunca. O ne lan? Bir şey buldum. Bu kırık portal da kırık portalların dizaynı bu kadar güzel olmuyordu lan sanki. Dev portal hem de bu. Baksanıza chat. Ona ne avradığını. Çok değişik bir şey buldum. Bir dakika oraya gitmem gerekiyor. Hop. Parkur. Hop. Abi ben böyle olduğunu bilmiyordum. Bu kadar büyük portal, kırık portalların, eski portalların böyle büyük olduğunu falan bilmiyordum. Tepesinde de altın blok var. Hani hem de bir yandan da keşfe çıkmış gibi de olduk. Ne çıktı abi içinden? Oo, fire charge. Bunları da alalım. Çapam da hiç olmamıştı hayatımda. Çapaları da alalım. Bunlar lazım olur belki. Ama bunların da büyüsü çok kötü ki. Ne yapacağım bunu? Şu altın bloğu da alacağım abi. Altın blok altın bloktur. Aldım, teşekkür ederim. Vallahi ilk defa böyle bir şey gördüm hayatımda. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum bunların. Oğlum su ne güzel chat ya. Su ne kadar güzel ya. Böyle şimdi kendime bir tekne yaptım. Kayık gibi. Şu nehirlerden belki beni denize çıkartır diye. Nehirler var görüyorsunuz bakın Z'ye bastım. Bu nehirlerin arasından gidersen bir ihtimal belki bir okyanusa falan çıkabilirim ha. Bayağı uzun olacak aslında gerçekten ya. Neyse hadi şansımız bol olsun. Aa chat bir köy daha buldum. Oho. Hemen yakınımda köy varmış. Bakın buradan güzel şeyler çıkartabilirim. Selam köylüler. Selam. Abi buraya da geleceğim. Şimdilik hiç girmeyeceğim buraya. Hiç içine bile girmeyeceğim. Çok vakit kaybetmek istemiyorum çünkü buraya geleceğim. B'ye basıp köy 1 diyelim. Ve buraya bir köy kaydettim abi. Köy 1. Güzel. Bayağı da büyük bir köye benziyor ha. Güzelmiş burası da. Devam abi. Oy gençler baksanıza. Jungle biyomu bulduk. Bakın bu modun yani map modunun çok işimize yarayacağını söylemiştim sizlere. Jungle da bulduk abi jungle biyomu. Ben bu jungle biyomunu da kaydederim. Buranın odunundan bana lazım olabilir ileride. Buralarda bambular falan da oluyor diye hatırlıyorum. Yani illa kakao çekirdeği falan var. Yani burası da bana yardımcı olur. Şöyle buraya gelelim. Jungle biyomu yazalım. Oo lamalar var lan. Merhaba gençler ne yapıyorsunuz? Tükürüyorsunuz mu siz bana direkt? Aa tükürmüyorlar. Ben vurunca tükürüyorlar galiba. Akşam oluyor ve ben galiba buldum. Evet okyanus bulduk. Okyanus bulduk. Sonunda okyanus bulduk. Gençler bakın bu arada yani yaklaşık bir 12 dakikadır ya da 10 dakikadır falan yürüyorum. İleride bir pillager karakolu buldum. İşaretledim hemen. Mahzen buldum. Mahzen dediğim de bu jungle biyomlarında tuzaklı böyle piramitler var. Tapınaklar var. Tapınak aslında. İşte ben mahzen diye kaydetmişim. İkinci köyü buldum. Onu da söyleyeyim. Bakın köy 1 burada. Köy 2 burada. Bir köy daha buldum. Bayağı güzel şey bulduk. Şimdi bu arada gece oldu. Elime meşale alacağım. Kelp umarım vardır ya. Suyun altına dalıyorum abi. Bismillah diyoruz ve kelp arıyoruz. Oha hayır kelp. Yes! Bulduk. Şimdi benim abi en az bir burada bayağı bir toplayacağım. 30-40 tane lazım çünkü bana kelp. Şu an kaç kelpim oldu? Evet biz tek kelp topladık abi. Yeterli bence gayet. Şimdi geri dönüş vakti. Çok vakit kaybetmeden artık mob spawnlarına geçmem lazım. Bayağı bir şey bulduğumuzda iyi oldu. Yani pillager karakolu bulduk, köy bulduk, tapınak bulduk. Hepsini yayınlarda falan gideriz abi. Gece gece eve gitmek ne kadar doğru bir karar emin değilim. Umarım ölmem artık orada creeper mırıpır gelmez yanıma. Şimdi orada pillager karakolu var. O tarafa öyle rahatça gidemeyeceğim. Daha evine 2,5 kilometre var. 2,5 kilometre yürüyeceğiz abi. Vallahi iyi kilo verdik ya. Jungle biyomundan geçerken onun avradını... İskelet bak adam ol. Hayatının içinden geçerim senin. Jungle biyomundayken birazcık bambu topladım. Evin oraya ekeriz diye. Karpuz da buldum. Karpuz da toplayacağım. Bu büyü için falan gerekli oluyor karpuz biliyorsunuz ki. Gakko beans'ler de var. Alalım bunları hep. Gakko beans de aldım. Bu çekirdeğini. Abi bunları hep şey yaparız işte. Oh!
Abi sizi bekle. İleride kuşla sahipleneceğim. Ama şu anda galiba onun için balık mı gerekiyordu? Bir şey lazım. Bir yem mi gerekiyordu? Nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Kuş nasıl evcilleştiriliyordu? Lütfen yorumlara yazın. Evet, sonunda sabah oldu ve kara göründü gençler. Bakın köyümüz orada. Köyümüz orada. Köyümüzü bulduk. Bayağı bir bence kazançlı çıktık. Bakın bambu topladım. Karpuz, kakao çekirdekleri, nülüfer, kel. Bayağı güzel gittik geldik. Yani böyle keşifler falan yapabiliriz. Ama genelde dostlarım böyle ayak işlerin daha zevkli şeyleri falan ne böyle gezip tozabileceğimiz uzun sürecek şeyleri video dışı yani yayında yapacağım. Bazı bölümleri unutmayın. Yayında oynayacağım. Bakın bu çok önemli. Yayınlara hepinizin gelmesini bekliyorum. Etkileşim oluyor, süper oluyor. Yani yarın veya öbür gün yine bir survival yayını yapacağız. Davimizi falan bitiririz. Dediğim gibi o yüzden yayınlara katılın. Kırmayın beni. Bora abinize katılın. Ve evimize geldik. Şimdi ben buraya bir yere bambu ekmek istiyorum şöyle. Buraya bambu ekelim. Ekelim. Buralar hep bambu olsun gençler. Evet, eve girdim ve artık toptan malzemeleri bir şekilde bir toparlamamız gerekiyor. Öncelikle bir stack kağıt bize gayet yeterli olacaktır, onu söyleyeyim. Gereksiz ve işime yaramayacak itemleri şimdi şöyle chest'e bırakacağım. Makasları da bırakabilirim. Şu an pek bir işim kalmadı makaslarla. Yemeğimin bittiğini gözlemliyorum. Biraz yemek pişirebilirim. Etim var mı? Var tabii. Uy, bayağı etim varmış. 21 tane beef'im var. Kömür var mı bende? Kömür de var. Şu etler şimdi şurada pişe dursun. Bunlar ne ara burada pişiyor ya? Oha, burada bayağı pişen stone'larım varmış benim. Ben bunları niye almamışım? Bunlarla herhalde birik yapacaktık geçen benim daha evini yaparken. Oradan kaldı. Birikleri de şimdi şöyle taşları daha doğrusu buraya koyalım. Şimdi öncelikle gençler benim zombi spawnları, mob spawnlarını yapmam için gereken malzemeler var. Ruh kumu onlardan bir tanesi. 6 tane ruh kumunu aldım. Kelplerim burada. Bana huni gerekiyor gençler. 2-3 tane huni yapacağım. Hani elimde fazladan bulunsun. Şimdi şöyle 2-3 tane huni, 2 tane huni yapalım. 2 tane huni bence bana yeter. Daha fazlasına gerek olmayacak çünkü zaten bayağı basit tutacağım farmı. 2 hunimiz hazır, kelplerimiz hazır, ruh kumumuz hazır. Bana 2 tane su kovası lazım. Diğer su kovamı nereye koydum ben? Bir tane daha yaptım lan su kovası. Hah, o da burada. Kemik de alalım yanımıza. Kemik köpek evcilleştirebilirim. Şimdilik kalsın, dur. Kafamızı karıştırmayalım. 2 tane kazmam var. Bunlar da bana yeter. Crafting table'ım var. Yanıma çubuk alacağım. İtenlerime bir şey olursa diye. 35 tane çubuk yeter bana. Yanıma birazcık kömür alacağım meşalem biterse diye. Bir de bir tane daha chest yapalım. 4 chest. 5 chest olsun. Bizim olsun. Chestlerim hazır. Hunilerim hazır. Demir alacağım yanıma dedik. Demir lazım olur. Aletlerim kırılırsa şuraya koyalım. Su kovalarım hazır. Çakmam var. Ruh kumum. Her şeyim hazır gibi şu an. Unuttuğum bir şey var mı lan acaba? Tabela. Tabela gerekiyor abi. Bize tabela gerekiyor. Onu unuttuk. 12 tane tabelamı da yaptım. Onun dışında pek bir şey galiba kalmadı. Biraz yapı malzemesi alabilirim aslında kendime ama yapıyı dışına böyle hani süslemesini falan sonra yaparım diye de düşünüyorum. Önce bir spawner'ı oturtalım, sistemini falan bir gösterelim nasıl çalıştığını. Ondan sonra zaten dışını böyle güzelleştiririz, problem değil. Zombie spawner'ımız -439, -350'de. F3'e basıyorum, -439'da, -350'ye gideceğim. Yani zaten zombie farm çok uzakta da olamaz zombie spawner'ı. Bir yayında madene buradan indik, yani buralarda bir yerde tahminimce. -439'da geldim, buradan da 350. Tamam, tam burada abi. Spawner tam yerde, tam burada olması lazım. İniyorum aşağı buradan. Chest'lerde ne var onu da merak ediyorum. Heyecanlıyım, unuttum çünkü. Müzik diski falan vardı, onu hatırlıyorum. Umarım eğer de vardır artık bir at da alırız kendimize. 29. kata kadar inmemiz gerekiyor chat. Ben öyle yazmışım buraya. 29. kata daha var. Aha, canavar sesleri geldi. Hadi bakalım şov başlıyor gençler. Hala videoya like atmadıysanız like'ları bombalayın. Aha, vallahi indik abi. Güzel. Tamam. Atladım aşağı, şimdi şöyle şurayı da kapatacağım. Dışarısı temiz mi? Öncelikle abi buranın etrafını tamamen ışıklandırmam lazım. Buralarda mobun doğmaması gerekiyor. O yüzden bol bol ışıklandırma yapacağım. Onunu hovradını satayım. O ne lan öyle, 300 oluyor 200. Patla. Görüp görebildiğim her yeri ışıklandırmam gerekiyor. Hatta bak üstü de at şey onun. Buralar karanlık. Oha, lapis buldum chat, lapis buldum. Bir dakika bir dakika, onu denesek mi yine? Hatırlıyor musun, size bir elmas glitch'inden bahsetmiştim, elmas hilesinden. Acaba çalışır mı lan? Acaba çalışır mı lan yine? Canlı yayındaki bir elmas hilesinden bahsetmiştim. Lapisin belli bölgelerinden kazdığınız zaman elmas buluyorsunuz demiştim. Onu deneyeceğim yine şimdi. Lapisleri kazıyorum abi. Tam lapisleri kazdım. North'a döneceğim kafamı. South, West, North. Tamam. Buradan abi 5 blok gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Buradan da aşağı kazacağım abi. Bakalım elmas çıkacak mı? Bir TikTok hilesi bu. Bir yayında bir arkadaşımız bize söylemişti böyle bir hile olduğunu. Deneyeceğim. Abi çıktı, yine çıktı. Elmas çıktı. Dostlarım bu hile çalışıyor, gördünüz. Gözünüzün önünde yaptım. Elmas çöp oldu chat ya. Vallahi çöp oldu ya. Ama abi hile çalışıyor ya. Bak lapisin, görüyorsunuz ya, lapisi kazın, sonra baktığınız yönü north'a döndürün. 5 blok kazın ve ondan sonra o 5. bloğun aşağısından kazmaya devam edin. Elmas çıkıyor abi. Vallahi de billahi elmas çıkıyor. Sizin yanınızda yaptım ya. Ama bu lağ beni üzdü abi. Lan yapıda blok da koyamıyorum hiçbir yere.
Neyse, en azından 3 elması kurtarabildik. Şu anda elinden geldiği kadar ışıklandırma yaptım gençler etrafa. Yani bu ışıklandırma yapmama sebebi de dışarıdaki karanlık bölgelerde mobların doğmaması gerekiyor. Eğer doğarsa buradaki zombi spawn sayısı düşer. Ama etraf tamamen ışık olursa ve sadece zombiler burada mob spawn olacaksa daha fazla zombi doğabilir. Bunun sebebi de o. Yani şimdi chestlere bakacağım. Chestlerde neler varmış merak ediyorum. Açalım. Bunda hiçbir şey yok ki burada. Bu kadar mı item var? Değişikmiş. Müzik disklerini almak lazım şimdi buradan. Bu chestleri de kıralım abi. Mob spawn'ını artık yapmaya o zaman başlayabiliriz ufaktan. Artık bir işe koyulmanın vakti geldi. Öncelikle mob spawn'larının etrafını biraz kazmanız gerekiyor. 1, 2, 3. Nasıl kazacağız gençler? Şöyle olacak. 1, 2. Tamamdır. Spawn'ların tam üstü 2 blok boşluk olması gerekiyor. O yüzden şimdi burayı dolduracağım ben. Ve doldurdum abi. Yani spawner'ın 2 blok üstü kapalı olması gerekiyor. Yanlardan 4 saymanız lazım. 1, 2, 3, 4. Yanlardan da bu şekilde açacağız burayı. Sol ve sağ taraf, yani öbür tarafları, bu yer kısımları 4 blok uzaklıkta olması gerekiyor. Bu en verimli zombi doğma yöntemi gençler. Bu şekilde kazarsanız, bu şekilde bir kutu oluşturursanız üstten 2 yükseklik, alttan 2 alçaklık, etraflardan 4 gidecek böyle. En fazla verimi alırsınız diye biliyorum. Tamamdır, şu anda bu duvarı da hallettim. Buradan da 1, 2, 3, 1 sıra daha geri alacağız duvarı. Bu duvarı da hallettim gençler. Ben şu bütün duvarları yapayım, yeri de falan da kazıyım. Ondan sonra zaten size direkt açıklayacağım yüksekliği falan. Bir bitireyim ben burayı. Şu anda alanı ayarladım, gördüğünüz gibi bu şekilde bir kazım yapmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4 blok böyle kazacaksınız. 2 blok da aşağı kazacaksınız ve bu şekilde bir küre yapıyorsunuz. Küre ne lan? Küre ne oğlum? Bir kare ortaya koyuyorsunuz ve bu şekilde kazımamızı yaptıktan sonra gençler, mobların doğmaması için her tarafa meşale yerleştirdim. Yapmamız gereken şeyi şimdi göstereceğim. 2 tane biliyorsunuz ki bizim su kovamız vardı. Öncelikle benim bir yere sınırsız su kaynağı yapmam lazım. Onu şuraya yapabilirim aslında. Şöyle sınırsız su kaynağını yapalım. Tamam, burada bu hazır dursun. Şimdi bir bu köşeye su koyuyorum, bir bu köşeye su koyuyorum ve bu şekilde su gördüğünüz gibi aktı. Büyük ihtimalle bu taktiği daha önce görmediniz. Bu taktik biraz da benim geliştirdiğim bir taktik. Şu altın üstünü bir kıralım. Hatta dur, üstünü kırmayalım. Üstünden zombi doğabilir. Şimdi suları böyle hem buraya hem buraya koydum. Ondan sonra ne oldu abi? Böyle burada bir olay çıktı. Gördünüz mü? Bu şekilde bir buralara su gelmedi. Burada şu şekilde ayarlayacağız. Buraları da kazmaya devam ediyorum. Evet, buraları kazdıktan sonra gençler tam ortayı buluyorsunuz. Orta burası. Buradan da 1, 2 ve 3 blok böyle kazıyorsunuz. Bir daha sonra altını da kazıyorsunuz 1 2 3 diye. Şimdi bir item craft etmem gerekecek. Onu ya mesela bak getirmeyi unuttum işte. Unutkanlık başa bela. Craft etmeniz gereken item ne biliyor musunuz? Şöyle crafting table'ımı elime alayım, koyalım. Cobblestone duvar diye geçiyor. Şu şekilde bir tane wall inşa ediyorsunuz. Mesela ne yaptık biz buraya? 3 tane kazdık ya böyle 2 3 yükseklik, 2 geniş, tek genişlik. Gittik ve buraya abi gördüğünüz gibi cobblestone wall'ı koyuyorum. Bu önemli. Şimdi ise abi bu kazmadığım alanlardaki bu en sonki su seviyesinin olduğu blokları kazıyorum. Yani bunları kazacaksınız. Şöyle hepsini kazın ki rahat bir şekilde su aşağı kadar inebilsin. Bunları kazıyorum, kazıyorum, kazıyorum. Ve gördüğünüz gibi dostlarım şu anda bütün her şey buraya gidiyor. Yani zombi atıyorum burada spawn oldu. Direktman böyle kaya 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 buraya doğru gidecek abi. Yavaş da olsa, hızlı da olsa bir şekilde oraya varacak. Şimdi şuraya bir ruh kumu yerleştiriyoruz. Ve bundan sonra da getirdiğim tabelalar nerede? Benim anında burada. Getirdiğim tabelaları elime alıp tabelaları da tam olarak buraya böyle koyuyorum. Ve zombi bu şekilde buraya gelecek abi, gelecek 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 ve buradan direkt buraya çıkacak. Şimdi ise gençler şu bloğu yok ediyorsunuz. Bu blok burada olmayacak. Bunu kırın. Ve burada tam ruh kumunun üstünde duruyorum ya. Tepeye doğru 25 blok kazacağım. 25 blok tepeye kazıyorum. Ve kazamıyorum. Kazmam. Elmas kazmam GG oldu. 2, 3, 4 böyle böyle gideceğiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, son blok ve 25. Evet, şimdi burayı işaretlememiz lazım. Buraya tahtayla işaretleyelim, şöyle şurada tahta olsun. Şimdi bu 25. blokta kazdık ya dostlarım, 25 blok yukarı çıktık ve 25. bloktan sonra burayı 1, 2 ve 3 olarak kazıyorsunuz. Sonuna tabela koyacağız buraya. Şöyle 2 tane tabela yapıştırıyoruz. Şimdi bizim buraya su koymamız lazım ama biz burayı kapattık yukarı çıkarken. Onu nasıl yapacağız? Onu şöyle yapabiliriz abi. Ben buradan da kazacağım. Aşağı kadar ruh kumunun olduğu yere kadar kazmam gerekecek şimdi. Oradan sonra su koyacağız. Sudan sonra da kelp koyacağız ve bize yukarıya fırlatan su yapmaya çalışacağız. Ya biraz böyle kolay gibi gözüküyor ama bu tarz işleri yapmak da biraz zor tabii. Bir de hardcore'da oynadığımız için en ufak bir hatada ölebiliriz. Hani mesela şuradan bir creeper düşse kafama. Sonra ben elime kalkan alamasam mesela öldüm. Evet abi, şimdi burayı tamamen kırdım. Yukarıya kadar açık. Burayı tekrardan yükseltiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buraya gelip abi suyumuzu şöyle şuraya koyuyoruz. Evet, buradan bu tabela sayesinde su buraya gelmiyor. Şimdi ise en önemli işlerden bir tanesini yapacağız. Aşağı inmem gerekiyor buradan. Keltleri koyacağım. Bak, suyum aşağı kadar gitti. Oraya bir su koymam benim yetti yani. Bu aşağı kadar su geldi. Şimdi ise abi elime keltlerimi alıyorum ve kelt koya koya yukarı doğru çıkıyorum.
olumlu fixlememişler durumunu lan. Düşünsenize bir de fixliyorlar böyle. Tamam şu anda caplerimi koydum. Bir daha aşağı iniyorum. Ve capleri kırıyorum abi. Artık olması lazım. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi bunu yapmaya çalışıyordum. Böyle yaptığınız zaman capleri buraya koyduğunuz zaman ruhumu sizi yukarı fırlatıyor. Ve artık zombiler oradan sürüklenecek. Ve buradan bam diye yukarı fırlatılacak. Buradan da aşağı inecekler. Onları öldüreceğiz. Zombilerin canını ise dostlarım yarım kalp bırakmak için 23 blok aşağıdan düşmeleri lazım. Yani biz de öyle. Sen 23 bloktan aşağı düşersen canın yarım kalp kalır. Aynısını zombiler için de geçerli. Şimdi zombilere de yapacağız. Buradan aşağı 23 blok kazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 blok. Yes sir. Şimdi ise buraya küçük bir oda yapmamız gerekecek. Yani bu odada böyle burada karakterimizi AFK bırakıp zombileri falan öldürebiliriz. Birikmesini bekleyebiliriz ki bunu da yapacağım bu arada. AFK bırakacağım oyunda bir 10 dakika, 20 dakika. Bakalım ne kadar çok zombi birikecek. Zombiler tam olarak buraya düşecek gençler. Şimdi ben de şöyle bir şey planlıyorum. Benim hunilerim nerede? Hunilerim. Ben buraya blok yerine huni koyacağım. Şöyle hunimizi koyalım şimdilik. Ama huni erkenden koyarsam huni bağlanmıyor chest. O zaman şimdilik şöyle dursun. Zombiler buraya düştüğü zaman oradan sürüklenip yarım kat canları kalacak. Burayı biraz genişletelim. Buraya da güzel bir yapı şeyi tarzı yapmak istiyorum. Hani böyle sade bu şekilde bırakmayacağım. Çirkin durmasın. Buraya güzel bir yapı yapacağım. Ama önce bir açalım. Tamamdır. Şimdilik böyle kalabilir. Şimdilik ama daha sonra ilerleteceğim buranın yapısını yapacağım. Abi şimdi sistemi kuracağız. Öncelikle ben şuraya böyle iki tane double chest koyacağım. Ondan sonra buraya geleceğim. Bakın shift'e basılı tutarak huniyi buraya koymam lazım. Onu da şöyle yapabilirim. İşte basılı tutum gördüğünüz gibi şu altta huni chest'e bağlandı. Buraya şimdi şöyle bir crafting table koyacağım. Chest koyalım. Üstümüzü bir güzelce boşaltalım şurada. Zombilerin ise saldırmaması için, canınızın gitmemesi için buraya da şöyle bir slab düzeneği yapmanız lazım. Onu nasıl yapıyorduk? Böyle yapıyorduk. Bu şekilde olacak abi. Siz böyle buradan zombilere vuracaksınız. Bam bam diye. Şimdi o tarafa geçip oradaki ışıkların hepsini, bütün torçları almamız gerekecek. Torçları aldıktan sonra da zombiler doğmaya başlayacak. Bakalım çalışıyor mu spawnlarımız, onu da merak ediyorum. Şimdi kendime şöyle taş kılıç yapacağım. Savurma olduğu için bunda. Bir vuruşta bütün zombileri öldürebileceğim taş kılıcım sayesinde. Ama benim o tarafa gitmem lazım. Nasıl gideceğim? Nasıl gidebilirim? Güzel soru. Sultanahmet nerede acaba? Lan çıkarken tabelayı kırdım. Dur! Şuraya tabela koymam lazım chat. Hah tamam, tabelamı koydum. Su gitti mi? Gitti. Güzel. İşte şimdi test vakti. Zombi spawnlarımızı test edeceğiz. Huni'yi orada görüyorum. Biraz da heyecan var tabii şu anda. Hemen buradan aşağı inmem lazım. Buradan nasıl aşağı ineceğim ki ben? Ben buradan aşağı inemem ki. Abi tam ruh kumunun yanına çıktım. Ananı satayım. Bozulmadın değil mi lan? Sakın bozulma ha. Ya bir dur ya. Her yer bozuluyor, çıldıracağım. Abi ne kadar zor şuraya? Ne kadar zor olabilir ki şuraya gitmek ya? Hah çıktım şuraya, bir çık ya. Abi sonunda bir şey bozulmamış değil mi? Oluncuk çıkıyorum lan sudan. Çıkıyor, tamam sakin. Evet abi, beklenen büyük an geldi. Boralon'un yaptığı ilk farm çalışacak mı bakalım? İlk XP farm çalışacak mı? Borola çok heyecanlı. Bütün şeyleri kırıyor şu anda. Ve evet, öncelikle şunları da kırması lazım. Bora bunları da kırdı. Torçların hepsini kıracak. Torçların hepsini kırdı. Buraya zombiler doğmaya başladı. Zombiler doğmaya başladı. Bora'nın acil kaçması lazım. Önce Bora'nın kaçması lazım, yoksa Bora GG olur. Lan dur. Ananı satayım, ne oldu öyle? Zombi benden önce mi gitti? Ölecek o büyük ihtimalle. Vurdum çünkü ona. Evet. Vurmasaydım ölmezdi abi. Ben atlıyorum aşağı, yarım kat mı? Chat ölüyordum. Chat gördünüz mü? Hardcore giy. Kafa kere kaldı, kafam kel kalıyordu lan. Bir de acıktım, canım da dolmayacak. Et var mı? Abi ölüyordum lan. Tamam şu an galiba çalışacak abi. Bir 10 dakika burada AFK kalacağım. Haberini öyle vereyim. Umarım ölmem. Geldiğimde düşünsenize ölüyorum böyle. Sonra bir akşama da berbere gidelim. Zombiler düşmeye başladı gençler. Güzel. Güzel. Gelin 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 gelin. Hepsi geliyor. Hepsi düşecek. Ama şurada bir sıkıntı oldu galiba. Buradaki zombiler bakın burada da, buraya da çıkabiliyor. Şöyle hepsini tek tek keselim. Onu şöyle çözmem lazım. Şu bloğu kapattım, evet. Artık sıkıntı olmayacak abi. Evet gençler, şimdi ben bir yaklaşık 10 ya da 20 dakika AFK bırakacağım burada bu zombi spawnlarını. Bakalım ne kadar çok zombi birikecek. Merak ediyorum açıkçası. Bakalım ne kadar verimli bir farm yaptık. Gayet yapım basitti. Hiç redstone kullanmadık. Sadece bir zombi spawnları bulmanız gerekiyor. Ruh kumu ve kent. Başka bir zorluk gerçekten yok bu spawnlarda. AFK time başlasın. Ben de gideyim abi artık. Yeterli. Tamam hadi. Hadi bakalım ne olacak. 6 and a half hours later. Evet dostlarım, ben bir yemek alıp geldim bu şeyde. Dedim hani bir yemek alayım, videoyu kapatayım. O arada biriksin ama şu anda düşen zombiler ölüyor. Seslerini de kapattım. Galiba abi bir blok üzerinde belli sayıdan fazla zombi veyahut da mob duramıyor. O yüzden şu anda öldürüyor oyun diğerlerini. Şöyle bir bakalım, bir kılıcımızı savuralım, ne kadar XP gelecek. Uy, çöt XP'ye bak. Bu arada 1 dakika falan, yani 1,5 dakikadır falan AFK. 31 level direkt oldum. Çok iyi. Abi o zaman ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Auto clicker programları var. Böyle atıyorum, ayarlıyorsun sen, 7 saniyede bir bas diyorsun. 7 saniyede bir böyle kılıca vuruyor. O zaman vuracak böyle 7 saniyede bir kılıca ve zombileri öldürecek. Bu şekilde AFK bırakırsak yani bayağı XP kasabiliriz. Hatta bir dahaki yayına ben AFK bırakıp girebilirim. Bu arada burayı biraz daha genişlettim çünkü burayı da güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Hatta buradan bir yol yapacağım abi. Dağ evine 157 metre var. Atıyorum buradan bir kapı olacak ve bu kapıdan direktman biz dağ evine gidebileceğiz. Direkt dağ evimize çıkacak. Öyle bir şey istiyorum. O yüzden şöyle geleceğim buraya, bir tane zombi spawner diye
waypoint oluşturalım. Bastım aynen. Zombi spawner'dan dağ evine bir gidiş yolu yapma planım var. Gidip birazcık şimdi inşa malzemesi alalım evden. Burayı yapmak için. O arada zombileri şöyle biraz daha öldürelim. 31 level oldum. Güzel. Bu 31 levelle videoyu kapatabiliriz. Buradan 1-2 kazıyorum. Buradan tünel yapacağım abi. Gerçekten ciddi ciddi dağ evine giden bir tünel yapmak istiyorum. Direkt dağ evimizden yola çıkacağız. Hatta ileride böyle tren raylarıyla daha rahat gidebiliriz. Dağ evimizden çıkacağız. Direkt o kapıdan ve direktmen buraya bir ray sistemi yapacağım. Mob spawner'ına direkt gelebileceğiz. Ama şimdi doğru tutturmam lazım. Yandan bakarak gideceğim. Umarım doğru tutturabilirim ve oraya varabiliriz. Aha bak dostlarım, Nether portalının oraya geldik. Nether portalının sesi duyuluyor. Tamam, şu anda bahçeye çok yakınız abi. Nereye çıktım lan? Bir dakika dur, nereye çıktım ben? Evin bir yerine çıktım. İçeride miyim? Aa bak, buraya çıktım. Buraya çıktım, buraya çıktım. Bak bu tüneli buradan yapalım Çiçek. Onu ne avurdun? Evet evet, buraya çıksın tünel. Ama şimdi onu ayarlamak gerekiyor. Biraz sağ yapmam gerekecek buradan. Şöyle sağ yapalım. Evet abi tamam, şu an ayarladım. Burada biraz su var. Bu su nereden geldi vallahi hatırlamıyorum. O yüzden bu suyu hızlı bir şekilde şöyle kapatayım. Tünel tam olarak böyle istediğim yere çıktı yani. O tünele kapıyı açacağız abi. O tünele bir gireceğiz. Oradan böyle bir tren ray sistemi de yaparız yayında falan. Direktman zombi spawnların orada doğmuş olacağız. Oraya varmış olacağız. Süper oldu bence. Harika bir videoydu. Şimdilik yani bu zamanda bu mob farmı bize gayet yetecektir. Bu spawnerla yaptığımız farm bize emin olun yeter de artar bile diyorum. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki Netherite sete geçtiğimiz zaman falan filan sınırsız XP farmları yapacağız. Böyle 3000-4000 seviyeye kadar. Ama şu anlık bize gayet yeterli. Evet şu anda tünele de çıktık ama birazcık tabii düzenleme de yapmamız gerekiyor. Hem o itemlerin biriktiği odayı düzenleyeceğim hem de diğer bölümleri de düzenleyeceğim. Bu arada chestlerim artık cidden yetmiyor. Bir chest odasına da girişmemiz lazım. Şu itemleri böyle bayağı bir kablostan birikmiş. Bunları bir atalım şimdilik. Şimdi bana ne gerekiyor biliyor musunuz? Birazcık kara odun alalım, merdiven alalım. Beyaz uzun, beyaz slab olur. Bakın bir sürü birikim var. Birikler de bir şeyler yapacağım. Stone birikleri alacağım. Şöyle birik olan her şeyi alalım. Başka ne alabiliriz? Benim stone'larım vardı lan. Daha demin pişirmiştim. Biraz daha birik buldum. Stone'lar var biraz daha. Lan bu stone değilmiş, bu yünmüş. Heh, stone'lar burada. Tamam. Bayağı bir taş tuğlam var, odunum var. Bir şeyler bunlarla çıkarmaya çalışacağım gençler. Şimdi tekrardan şöyle buraya birazcık yapı yapmamız lazım. Öncelikle Baron'un klasik kapı dizaynı olan şu kapı dizaynını bir yapalım. Aha bak kapımız böyle değil. Kapıyı buradan böyle verebilirim. Evet. Zombi spawnlarına gider yazacağım tepesinde de böyle. Zombi XP farmına gider yazacağım. Ama şimdilik tüneli düzenlemeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Yani tüneli düzenlemek bayağı bir vakit emek ister. Onu böyle yayında falan boş vaktimizde yapabiliriz. Benim biraz meşale de almam lazım. Burayı ışıklandıralım. Tünelde 35 tane mob doğmasın sonra. Tamamdır chat. Artık şöyle hızlıca gidebiliriz. Videomuzun birazdan sonuna geleceğiz. Bir odasında yazık ki bu videoyu yapamayacağım. Zaten uzun bir video oldu. Ama bence keyifli bir videoydu. Gerçekten eğer beğendiyseniz lütfen düşüncelerinizi ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yarın veya ondan sonraki günde yayında olacak. Onun da tekrardan sizlere bilgisini tazeleyeyim. Yayında ise evimizin build'ini, inşaatını tamamlayacağız. Aa bakın burada şeyi söylemeyi unuttum size. Beyler bakın şeyi buldum. Dungeon buldum böyle. Bu dungeonlara da gireriz yayınlarda. Dungeon buldum ama şu an ellemedim. Direkt kapattım giderken. Aynı şekilde burada da bir dungeon var. Işıklandırayım şöyle. Buralara hiç girişmeyeceğim ama şimdi. Burada da devam ediyor dungeon. Bayağı büyük bir dungeon'a benziyor. Neyse biz şu an zombi farmamıza gelelim ve buranın inşaatına devam edelim. Evet kardeşlerim. Öncelikle şöyle şuraya bir sütun çıkacağım. Şu mobların da Allah için sesini kıssak ya. Vallahi beynimiz dağılmasın. Şuraya sütun çıkıyorum. Bu sefer sütunları soyacağım, daha farklı yapmak istiyorum. Sütunlarımı yerleştirdim. Şimdi duvar dizaynını nasıl yapalım gençler? Kafamda şöyle güzel bir şey daha var. Oğlum bu amatist sesi mi lan? Çın çın sesler geliyor bir yerden. Ne oluyor? Yeminle değişik sesler geliyor. Bu sesler nereden geliyor? Aciletle yorumlara yazın gençler. Bir oyuna çok hakim değilim. Bakın böyle merdiven koydum buraya. Stone brick yaptım. Buraya da farklı bir blok koyalım. Mesela o blokta kara odun olabilir. Bakayım nasıl duracak. Evet gayet güzel durdu. Bu şekilde bir duvar dizaynı düşündüm. Şöyle şuraları da stone brickle kaplayabilir miyim? Kaplarım abi. Merdivenim var mı? Merdiven yok. Hemen yapalım bir merdiven. Merdiveni de şöyle koyduk mudu? Onu avradını. Mükemmel. Perfecto intento. Yerleri direktman tahta yapalım. Değişiklik olsun. Evet, yer de bitti, zemini de hallettik. Aa evet, burayı da düzenlememiz lazım. Bu arada bu duvarları yaparken devam ediyorum kesmeye zombileri. Yani burada bir 3-4 saat falan böyle autoclicker'la bıraksanız 80-90 seviye olursunuz diye düşünüyorum. Yani spawnları bulduğumuz o yüzden iyi oldu. Bakalım chest'in durumuna. Uy, chest'te de bayağı bir şey birikmeye başlamış. Şimdi en önemlisi burayı yapmak abi. Burada çünkü zombilerle etkileşime girmek zorunda kalabilirim. Teker teker bu blokları slab versiyonuyla, yani stone versiyonuyla, stone brick versiyonuyla daha doğrusu değiştirmem gerekecek. 1-2 çıkmadan bunlar değiştireceğim. En zoru bu abi bak, en zoru gerçekten bu. Bunu nasıl değiştireceğim? Ananı götünü. Geberin, geberin, acil geberin. Babayan çıkacaklar zannettim. Bebek zombiler oradan çıkabiliyor. Havana şöyle enteresan şeyler deneyebilirim aslında. Benim odunlarım var mı? Var. Buralara şöyle merdiven koymak istiyorum. Bu sefer daha değişik bir şey yapalım. Ardından ne yapacağız? Güzel soru. Devam edelim lan merdivene. Değişik olabilir, dur bakayım. Mesela nasıl duruyor, devam edeyim. Abi gayet kötü.
kötü durmuyor ki, gayet güzel duruyor. Ya bu tarz yapı işlerine çoğunuz önem vermiyor olabilirsiniz. Hani buranın da kozmetiğini şeyini, makyajını yapsan ne olur, yapmasan ne olur diyeceksiniz. Ama benim için önemli, ben böyle her taraf güzel gözüksün istiyorum. O yüzden burayı da hatta tüneli bile düzgün bir şekilde bir tünel yapacağım. Sonuç olarak bu dünyaya bir kere geliyoruz Minecraft'ta. O dünyada güzel yapı yapalım. Burayı da bitirdim. Yukarıyı da bence direktman bir stone brick'te kapatalım abi. Çok da uzatmayalım. Kapattım. Buraları da stone brick yaptık mı inşaatımız sona eriyor. Yaşasın. Ben yoruldum gençler bu arada ya. Hani bugün bayağı yorgundum. Sabah video editledim, video çektim. Şimdi Minecraft falan çekiyorum. Ben yoruluyorum. Bu arada zombiler de birikti, ölmeye başladılar. Şöyle tek de alalım hepsini. Gel baba, gel 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 gel. Oo, XP'lere bak oğlum. XP spawner farmı böyle yapılırmış. Çatı nasıl gözüktü? Bence güzel gözüktü. Değişik bir yapı tarzı olduğunu düşünüyorum. Hatta buraya fener getirelim. Fener menere bir şeyler de koyabiliriz. Şimdi chest'leri ellemeyeceğim gençler. Bunları da yukarı taşırız. Ben onları video çıkışında veyahut da video dışında yapabilirim. Kapıyı da koyalım abi. Bakalım. Aynen. Aynen öyle abi. Vallahi spawner'ımız hazır gençler, gördüğünüz gibi. Tıkır tıkır da çalışıyor. Dünyanın en kolay spawner farmlarından falan bir tanesi bu yani. Yalnız tek bir sıkıntısı var, o da küçük zombi bebekler. Biliyorsunuz ki spawner'lardan sadece normal zombiler çıkmıyor. Bebek zombiler de çıkabiliyor. Bebek zombiler de genelde buraya çıkıyorlar. Buraya çıktıklarında da ne oluyor abi? Onları vurduğunuzda itemi huniye gitmiyor genelde, ama o kadar da olur abi. Üstünüzde varsa falan atarsınız böyle chest'i. O kadardan da bir şey olmaz. Bu chest'ler de böyle ortada kaldı gibi oldu ama neyse, düzenleriz bunları. Şunu da alayım ve biz eve doğru çıkalım. Sağ evimize de girdik gördüğünüz gibi. Artık videomuzu güzel bir şekilde gece uyurken sonlandıramıyoruz çünkü uyuyamıyormuşuz, sabahmış. Evet, videomuzu burada sonlandıralım. Oha, bambularımız büyümüş biz çalışırken. Bugün çok şey yaptık gençler. Güzel bir mob spawner ortaya koyduk. İki tane köyü bulduk, jungle biyomu bulduk, plajır karakolu bulduk, bahsen bulduk, nether'a gittik falan filan. Güzel bir bölümde, heyecanlı ve eğlenceli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir gençler. Bence artık burada videomuzu kapatalım. Bir dahaki bölüm yayın olacak. Bakın bu sefer kesin yayın yapacağım. Ya yarın yayındayım ya da pazartesi yayındayım. Haberiniz olsun, bildirmenizi açık tutun. Ve eğer video hoşuna gittiyse dostum, lütfen bir like tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutma. Bana çok büyük destek olmuş oluyorsun ve serinin devamı için de dediğim gibi Minecraft Hardcore oynatma listesinin kanalında bulun. Bütün bölümlerini seyredebilirsiniz. Ve ayrıca kanalıma abone olanların ismi ekranda gözüküyor. Sen de şu anda abone ol ve bir dahaki videoda ismin benim videomun ekranında gözüksün. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz dostlarım. Bir dahaki Hardcore Minecraft videosunda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Esen kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.